Herkese merhabalar, Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2023, ilk kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi kovanı açmadan önce kullandığımız ekipmanları her zaman olduğu gibi dezenfekte ediyoruz. Ve kovanda yapacağımız işlemlere bundan sonra başlayacağız. Şimdi daha önceki videomuzda kovanımıza ana aramızı vermiştik ve ondan sonra da ana aramızın yavru atıp atmadığını kontrolünü yapmıştık. Şimdi bu hafta da ana aramızın durumunu ve verdiğimiz peteklerin kabartılıp kabartılmadığını kontrol edeceğiz. Bugünkü yapacağımız işlemde bal akımı gerçekleşiyor mu önce buna bakacağız. Ama bir önceki videomda bahsettiğim gibi hava hala Haziran'da olmamıza rağmen sonbahar gibi gidiyor. Şimdi dördüncü katımıza bir detaylı bir kontrol yapacağız. Ama bu yapacağımız detaylı kontrolü aynısını üçüncü ve ikinci katta yapmayacağız. Çünkü dördüncü katta bir problem bulunmuyorsa zaten diğer katlarda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü bu katlarda yavrulu çıtal olduğu için bir sıkıntı olursa sıkıntıdan kalsın da anları yüksüklerinden bahsediyorum. Olursa bu çıtalarda olur. Şimdi dördüncü katta 8. çıtamızda nektar dolu bir çıta. Arı yoğunluğu biraz azalmış burada. Gayet normal. O yüzden çıtalara bakarken burada bir kapalı yavrulu çıta var mı, bir de ona gözlemleyeceğiz. Eğer bu katta bir kapalı yavrulu çıta kalmadıysa arı yoğunluğunu sağlamak için bu kata bir kapalı yavrulu bir çıta çıkartacağız. 7. çıtamızda ballı ve sırlanmaya başlamış olan bir çıtamız. 6. çıtamızda aynı şekilde ballı bir çıta. Arılar köşeden kestiği bir çıta. Bu çıta balsamında kırılacak. Yani balsamı yaptığımız zaman alt taraftan komple kırılacak. Orta kısımlar ve üst kısımlar bir şey olmayacak ama alt taraftan direkt gidecek bu çıta. 5. çıtamızda ilk kapalı yavrular da çıkmış. Sadece gördüğünüz gibi dip kısımlarda çok az bir şekilde kapalı yavrular kalmış. Çıkan yerlerde arılar nektar doldurmuşlar biraz. Tam dolu değil, biraz var. İnceden de olsa hala bir nektar geliyor. Yani bölge çok enteresan. Ne dolu dolu geliyor ne hiç gelmiyor. Az bir şekilde geliyor. Çok değişik bir bölge burası. 4. çıtamız da aynı şekilde. Buradaki kapalı yavrular da çıkmış. Şimdi buradaki kapalı yavrular çıktığı için alt kattan bir tane kapalı, bir ya da iki tane duruma göre kapalı yavrulu çıkartacağız. Eğer alt kattan yavrulu bir çıta çıkartamazsak da başka bir şekilde bir yöntem deneyeceğiz. 3. çıtamızda hafif bir çıta. Burada çok yoğun bir bal yok. Görmüş olduğunuz gibi de arılar sağdan soldan kestiği için saçma sapan bir çıta haline gelmiş bu çıtamız. O yüzden bu sene bal sağımı yapabilirsek, eğer kısmetimiz olursa, bu çıtaların hepsini imha edeceğiz ve yeniden ördüreceğiz. Tabii ki bunların hepsi seneye yapılacak. 2. çıtamızda zaten komple ballı, sırlanmaya başlamış olan bir çıtamız. Bu çıtanın durumu gayet iyi. Bizim normalde bu kovanda benim tahminimce, yani bu havalar böyle gitmeseydi, 4. ve 3. katı komple hasat etmeyi planlıyordum. Yani kafamda öyle bir plan vardı ama her zaman planladıklarımız olmuyor. Bu sene de iklim böyle gitti. O yüzden bir şey diyemiyoruz. İlk çıtamızda boş bir çıta. Burada da çok az bir nektar var. Şimdi 4. katta bir problem yok. Burada herhangi bir ana arı yüksüğü yok. Erkek arı yüksükleri yok. Ana arımızın kokusu 4. kata kadar çıkıyor. Belfast ana arısının kokusunun 4. kata kadar çıkmadığını düşünüyordum ama Belfast ana arısının kokusu 4. kata kadar çıkıyormuş. O yüzden bu beni çok mutlu etti. Bundan sebep beni seneye 5. kata atmak için çok cesaretlendirdi. Seneye de bir sıkıntı yaşamazsam 5. kat denememizi yapacağız. Eğer olur da bu sene iklimden dolayı bal alamazsak da yine 5. kata atacağım. Alamazsak da yapacak bir şey yok zaten. Çünkü biz elimizden geleni yaptık. Doğaya da bir müdahale yapamayacağımız için. Şu an elimizden gelen tek şey beklemek olduğu için yapacağımız bir şey yok. Çünkü biz elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Arılarımızı çoğalttık. Arılarımız gayet sağlıklı. Düzenli bir şekilde arılarımızı besledik. Zaten kovarımıza yeterli kadar bal da var. Peteklerimizi de kabarttık. Sadece 2 çıta eksiğimiz var. Bu eksik çıtalarda bal akımı darları tamamlatacağım için benim için bir eksik değil. Sadece bal akımının gelmesini bekliyoruz. Şu an yapacağımız başka bir şey yok. Şimdi videolarımın seyredilme oranları çok yükseldi. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Ama abone sayısı ile beğeni sayılarım çok az. Abone sayısı video oranına göre az olduğu için videonun gösterimi daha az oluyor. Bundan dolayı desteğinizi bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çünkü bu videoları hazırlamam benim bayağı bir zamanım oluyor. Şimdi 3. katı çok hızlı geçeceğiz. Çünkü burada bir problem yok. Zaten buradaki durumlar aynıdır. Burada yapacağımız bir işlem yok. Bu katlarda sadece balın gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi çektiğimiz çıtalar zaten hali hazırda ballı olan çıtalar. Şimdi buradaki çıtalarda bir değişiklik yok. Geçen haftakiyle aynı olduğu için burada anlatacağım bir şey yok. Dediğim gibi bu çıtaların sadece sırlanmasının ve bitmesini bekliyorum. Yani istesem buradaki çıtaları bazılarını hasat edebilirim ama hasat yapmaya gerek yok. Çıtalar komple doğsun, ondan sonra hasat yapacağım. Şimdi 3. katın da kontrolü bitirdim.
Bu yüzden ikinci katın kontrolüne geçeceğiz. Şimdi ikinci katta ilk çektiğim petek sadece üst tarafı sırlı ve alt tarafı boş pista. Yani boştan kalsın da daha önceki çıtalarımla aynısı. Yani peteklerde biraz bal var. Buraya gelen de şerbet değil, bal gelmiş. Çünkü altın renginde parlıyor. İkinci katta stabil olduğu için buradaki kontrolümle bitirdim ve bu katımı da kenara alacağım. Ve ilk katın durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi ilk katın durumu her zaman önemli olduğu için ilk katı sürekli detaylı olacaktır. O yüzden burada kontrol yaparken sürekli detaylı yapacağız. İlk katın kontrolü her zaman detaylı olacaktır. En azından benim için bu şekilde. Ana rızgarasını kenara aldıktan sonra yarım şerbetliğin kontrolünü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yarım şerbetliğimizin altı komple dolmuş. Burada bayağı bir yoğunluk var. Ama yoğunluğumuza bir ters bir orantı var. Arılarımız komple sol tarafa doğru meyillenmiş. Bu ne demek? Arılar ortadan itibaren sol tarafa gelmişler. Şimdi göreceğiniz gibi sağ tarafta bir arı yoğunluğu yok. Şimdi duvar çıtasını çektiğimde burada çok az bir arı var. Ve erkek arılar buradaki bütün balları tüketmişler. Ve burada hiçbir bal ve polen kalmamış. Yani bu çıtayı sağmışlar resmen. Şimdi geçen hafta bu çıtayı kontrol ettiğimde şerbet, polen ve nektar dolmuştu. Ama bu hafta baktığımda çıtada herhangi bir hiçbir şey kalmamış. Çıta tamamen sıfırlanmış yani. Bomboş. 9. çıtaya verdiğim temel peteği de hiç ellememişler. O yüzden bugün bir ana arının kontrolünü yapacağız. 8. sıradaki petekte de gördüğünüz gibi arı yok. Burada da günlük yumurta göremedim. O yüzden bugün bir ana arının kontrolünü yapacağız ve günlük yumurtayı görürsek bile bir ana arının kontrolünü yapacağız. 7. sıramızda da gördüğünüz gibi çıtanın yarı tarafında arı var ve diğer tarafında arı yok. Ben bu durumla ilk defa bu sene karşılaşıyorum. Yani bu sene buraya arıyı getirdiğimizden beri ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Şişli'deyken böyle bir sıkıntı hiç karşılaşmadım. O yüzden bu konuyla ilgili bilgisi olanlar varsa bunu yorumlarda dile getirebilirler. 6. çıtamızda gördüğünüz gibi dolu dolu bir çıta. Arıya vermiş olduğum temel petekleri. Bu arada söylemeyi unuttum. 9. çıtayı kabartmamışlar ama daha önce vermiş olduğum 4 tane vermiş olduğum temel peteğin 3 tanesini arılar kabartmışlar. Bu petek de onlardan bir tanesi. Şimdi arıların yoğunluğunu ve petek kabartmayı teşvik etmek için biraz çıtaların yerlerini değiştireceğim. Ben bu yöntemi pek tavsiye etmiyorum çünkü kovanın düzenini bozuyoruz. Sadece mecburiyetten bunu yapıyorum. 4. çıtamızı gördüğünüz gibi dolu dolu bir çıta. Bu çıtamız da günlük yumurtalı bir çıta. Ana arı buraya komple günlük yumurta atmış. Hatta çıtanın arka tarafında da 4 günlük ve 5 günlük larvalar var. Şimdi bu 4 günlük 5 günlük larvaları gördüğüm için içim rahat. Çünkü daha önceden ana arımız çalışmış, yumurtasını atmış ve birkaç gün sonra buradaki larvalar kapanacak. 4. çıtamızda kapalı yavrulu bir çıta. Buradaki boşluklarda da günlük yumurta var. 3. çıtamızın durumu da aynı şekilde. Bu çıtamız da günlük yumurtalı. Bu yeni gelen ana arımız da güzel çalışıyor. Sıradan düşemiş. Sadece anlayamadım arılar neden komple sol tarafa yönelmişler. Bunu pek çözemedim. Çünkü diğer katlarda böyle bir sıkıntı yok. Şimdi size ana arıyı göstermedim ama ana arımız da bu çıtada. Çıtanın üst taraflarında da biraz erkek arı gözleri var. Onları da kesiyorum. Onları da kestikten sonra şimdi çıta düzenlemesine tekrar devam edeceğim. Duvar çıtasının yerini değiştirmiyorum ve yerine tekrar bırakıyorum. 9. sıradaki çıtayı alacağım ve onun yerini değiştireceğim. Bir de yarım şerbetlikte bulunan erkek arı gözlerini de keseceğim. Şimdi kovanımıza petek kabarttırdığımız için şerbet vermeye devam ediyoruz. Bir de dediğim gibi bu verdiğimiz şerbet petek kabartması için veriyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bu verdiğimiz şerbet petek kabartmada kullanılmadı ve bunları peteklere doldurdular. Şimdi gördüğünüz gibi arımız az bir arı değil, zayıf bir arı da değil. Popülasyonu tamamen dolu dolu bir arı. Popülasyonu gayet dolu olan bir arı. Yani o yüzden bu verdiğimiz şerbetler kovanda kalmıyor. Yani bu verdiğimiz şerbetler bal akımı gelene kadar kovandan kalmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bunu birçok kez söyledim ama hala yorumlardan ısrarla geliyor. Bu benim verdiğim şerbet şu an koyduğum temel peteğin kabartılmasına yetmiyor arkadaşlar. Benim bu temel peteğin kabartılması için bu kovana 3-4 kilo civarında şerbet vermem gerekiyor ki baldan yemeden bu peteği komple kabarsınlar. Yani o yüzden bu şerbetin bala karışmasının imkanı yok. Zaten bal geldiği zaman tarlacı arılar şerbete dokunmazlar ve sadece işçi arılar bunları toplarlar. Zaten bu videoları neden çektiğime dair hasattan sonra bir video yayınlayacağım. Hani neden bu videoları çekiyorum, yaptığım şeyleri neden böyle tek tek gösteriyorum. Bununla ilgili detaylı bir video da çekip zaten yayınlayacağım. Amacımın ne olduğunu da söyleyeceğim. Hem arıcılık yapan arkadaşlar için, hem yeni başlayanlar için, hem de ballarımı tercih eden insanlar için. Şimdi konumuza dönersek, şimdi erkek arı gözlerini kestiğimizde bu gözlerde varova zararlısı olduğunu gördüm. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kovanımda benim varova zararlısı var. Ama
bu zararlı kovana zarar verecek kadar yok. Yani az miktarda var. Bu da kovanı rahatsız etmiyor. Yani kovana zarar verecek kadar bir varava yok. Olması gerektiği miktarda var. O yüzden varava zararlısını gördüğüm için sadece biraz gözüme fazla geldi. Bundan dolayı verdiğim ardıç kartlarıyla ile uçucu yağları biraz daha fazla verdim. Normalde bu zamanda biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü ana arıyı yeni değiştirdiğimiz için bir de bu yaz ayları biraz sıkıntılı zamanlar olduğundan dolayı ana arının kesilmesine sebep olabilir. O yüzden bu biraz risklidir, bilginiz olsun. Ben de bu riski alarak biraz fazla verdim. Sonuçlarını da göreceğiz. Şimdi ana rızgaramızı koyduktan sonra ikinci katımızı kovana yerleştireceğiz. İkinci katımızda kovana yerleştirmeden önce hazırlamış olduğum kekli ve naneli solüsyonu arıları aşağı indirmek için kovana sıkıyorum. Bunun hazırlanış videosu da Instagram'da Reels videomda var. Hala YouTube'a yüklemedim. Çünkü daha hazırlayamadım videosunu. Uçucu yağları nasıl hazırlandığını seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Seyretmek isteyen olursa yukarıdan seyredebilirler. Şimdi üçüncü katı da kovana koyduktan sonra yukarıda iki çıtalık bir boşluk olacak. Ve bunu engellemek için de daha önce söylediğim gibi izolasyon amaçlı buraya çuval koyacağım. Ama bu çuvalı bu hafta son kez koyuyorum. İşte videoda gördüğünüz gibi bunu koyduğumuz için orada biraz açıklık oldu ve ben bunu daha sonradan gördüm. Ama yorulduğum için bunu değiştirmedim. Şimdi bu açıklıktan arılar oraya girmeye çalışıyor ama giremiyorlar. Giremedikleri için de tarlacı arılar oradan nöbete geçiyorlar. Çünkü oraya bir feromon kokusu yiyorlar ve buradan arılar girmeye çalıştığına dair bir sinyal gönderiyorlar. O yüzden bu gibi durumlarda kovanızda açıklık bırakmayın. Bu benim için bir hata. Ben bunu gördüm ama bilerek yapmadım çünkü çok yorulmuştum. Bu gibi durumlarda eğer hava çok soğuk değilse, ki şöyle bir şey de var, şimdi havanın soğukluğundan bahsettik. Şimdi kovanımızın altı açık olduğu için alt taraftan ceyran yapacaktır ve kovan ısınmaya geçemeyeceği için, yani kovan ısısını tutturamayacağı için hem arılar kovanı ısıtmak için çaba sarf edecekler, hem de kovanı ısıtamayıp kovanda bir yavru çürüklüğüne neden olabilirsiniz. Ben oraya naylon falan sıkıştırdım ama daha sonra dayanamayıp oradaki çuvalı çıkarttım. Bilginiz olsun. Siz bu gibi durumlarda ya çuvalı kesin, ince bir kat koyun ya da hiçbir şey koymayın. Açık bırakın oraları ya da yukarıdan sarın. Dediğim gibi bu benim için bir hata oldu. Ben bunu bir daha yapmayacağım. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.